Dunning-Kruger sendromu nedir diyelim ve başlayalım. Dunning-Kruger sendromu nedir? Bu hastalığı iki profesör, doktor, psikolog ilk defa buldukları, tespit ettikleri, teşhis ettikleri ve buna çözüm getirdikleri için bu isimle alınır. David Dunning'e ve Justin Kruger isimli iki profesör Cornell Üniversitesi'nde yapmış oldukları deneylerde öğrencileri, üniversite öğrencilerini alıyorlar. Bunlar üzerine test yapıyorlar. Çeşit çeşit sorular soruyorlar ve en başarılı olanlara diyorlar ki yüzde kaç puan bekliyorsun takriben? Çok süper zeka olanlar diyor ki 60-70. Okulun en aptallarına soru soruyorlar. Onlar diyor ki 90 puan, 100 puan. Bu ne demek? Cahil olan kişi kendini her şeyi bildiğini zanneder. Her konuya atlar. Her konuda söz sahibi olmak ister. Her yerde, her zaman önde gitmek ister, lider olmak ister. Bulunduğu yerde yükselmek için her şeyi yapar. Bunun Türkçe karşılığı cahil cesareti diyebiliriz. Cahil ve cesareti, çok büyük cesareti sahip. Kifayetsiz olduğu için, bilgisiz olduğu için aşırı muhteristir, hırslıdır. Bulunduğu iş yerinde, herhangi bir ortamda yükselebilmek için şeflerine, patronlarına, yükseklerine karşı gayet kibar, biraz da yağcı diyebiliriz. Yani biraz daha fazlasını da yapabilir patronlarına, büyüklerine karşı, üstüne karşı. Fakat kendi altında eleman varsa onları ezmeye çalışır, horlamaya çalışır, hakaret dahi edebilir. Kendi altındakilere sürekli patron olduğunu, onların üstünde olduğunu hissettirmeye çalışır. Bu psikolojik bir rahatsızlıktır. Ama bu tür rahatsızlığı olan, muhteris olan insanlar yükseliyorlar nedense. Çünkü bilgili olan kişi, derin bilgi sahibi olan kişi ağırbaşlı, oturaklıdır. Her konuda hemen atılmaz, ortaya çıkmaz. İster ki kendisi aransın, bulunsun, o makama getirilsin. Bilgili, tecrübe olan kişi hiçbir zaman ben bunu yaparım diye hemen, her zaman, her şartta ortaya çıkıp ireli fırlamaz. Tarihte mesela Hitler olsun, Mussolini olsun, Stalin olsun, bu tür insanlar bilgisiz, cahil fakat çok ihtiraslı oldukları için ve bilgisiz oldukları için çok tehlikeli işler yapmışlardır. Kifayetsiz, muhteris insanlar başa dahi çıkabilirler, devleti dahi yönetmeye talip olabilirler. Mesela bir örnek vereyim. Rahmetli Bülent Ecevit ve rahmetli Erdal İnönü. Erdal İnönü derin bir kültüre sahip bir insan ama siyaset yapmak istemiyor. Çevresi zorluyor, zorluyor. Siyaset yapmak istemiyor. Ecevit ise derin bir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi yok ama hırslı. Her şeyi ben yaparım. Her konuda ben bilgiliyim. Birisi cahil, diğerisi bilgili. Birisi siyasetten kaçıyor, diğerisi her konuda ileri atlıyor. İş yerlerinde de bu var. Mesela Almanya'da böyle bir iş yerinde çalışan bir şefle karşılaştım. Adam şimdi bu kapıdan giriyor, şu kapıdan çıkıyor. O kapıdan giriyor, bu kapıdan çıkıyor. Dolanıyor böyle. Dedim ki ne yapıyorsun sen dedim. Patron gelir de diyor, görürse çalışmıyor demesin. Şimdi yapacak iş yok diyor. Boşta kaldım. Onun için diyor dolanıyorum. Görürse beni kaytırıyor zannetmesin. Ya dedim sen zaten yani belli bir makama gelmişsin. Ne korkuyorsun? Korkacak ne var? Ama cahil olduğu için panik halinde sürekli koşturuyor, sürekli koşturuyor. Başka bir Alman, bu da patron yani şef, bir üst. Bu da Almanya'da böyle plastik sepetler olur ince ince. İçerisine gıda kollar. Bir tane boş sepet alıyor, 30 metre ileri gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Her boş sepet için 30 metre gidip gidip geliyor. Dedim ki bak, gel bakayım buraya. Bunları üst üste koysan 25-30 tane sepeti tek böyle tekerle götürebilirsin.
Hepsi için ayrı ayrı şu kadar zaman harcıyorsun. Oysa 25-30 tanesini birden götürsen aynı zamanı harcayacaksın. Sen boş koşuyorsun. Boş. İş yapıyormuş desin de diye koşuyorsun. Bu boş koşu hem kendine işkence yapıyorsun. İleride dizlerin yıpranacak, menisküs olacaksın. Hem kendine, sağlığına zararlı. Artı 50-60 dakika neye gidiyor? Havaya gidiyor. Yani lüzumsuz bir iş yapıyor. İş yapıyormuş desinler diye iş yapıyorsun dedim. Diyor ki benim patronlarım görürse ben diyor çalışmıyor desinler diyemem. Dedim ama menisküsten gideceksin yakında. Ve nitekim ne oldu? Panik halinde sürekli koşturmaktan menisküs oldu. Kıkırdakları yıprandı. Hastanelik oldu. Şimdi bu tür insanlar her yerde her zaman yükselebilmek için her şeyi yaparlar. Bu nedenle iş yerinde bu tip insanlar, yani Dunning-Kruger sendromu olan insan tehlikelidir. İşverenlerin müdür veya başka bir pozisyonda bir kişiyi ataması istiyorsa onun özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Bunu mesela nasıl fark edecek de tedavi olacak kişi kendine? Şimdi bizim bir webmasterımız vardı. Site yapıyor. Yanında da 4-5 tane arkadaş çalışıyor. Bu orada yönetici. Ne yapıyor? Sürekli baskı yapıyor. Şöyle yap, böyle yap. Kaba konuşuyor, terbiyesizce. Dedim ya ben hiç kimseyi ezdirmem arkadaşım. Sen neden böyle yapıyorsun? Hiç kimseyi ezemezsin. Hiç kimseye hakaret edemezsin. Hiç kimseye kaba davranamazsın. Güzel konuş. Ama şöyle ama böyle. Neden böyle yapıyor? Kaba hareket ediyor. Kendinin bilgili olduğunu ispatlamak. Kendinin bilgili olduğunu, her şeyi bildiğini ispatlamak ve yükselmek için, yağ yakmak için. Bu tür insanlar belli olur. Ha, tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Psikolojisi düzelmesi için sarı kantoron forte kullanırsa, sarı kantoronun birleşiminde sarı kantoron otunun ekstresi, oğlotu ekstresi, lavanta ekstresi, çarkıfelek ekstresi gibi 19 bitki ekstresi var. Kişiyi bu rahatlatır, relax ve öğrenme kabiliyetini artırır. Araştırma kabiliyetini, kişiyi konuya konsantre eder. Dunning-Kruger sendromu olan insanlar politikacıysa o ülkenin vay haline, Allah yardım etsin, tehlikeli. Her noktaya sürükleyebilir. Evet.